Şimdi son yıllarda bu çok yazılıp çizildi, işte 128 milyar dolar hikayesi falan. Bu 2018'den sonra bir felaket. Şu an eksi 70 milyar dolara yaklaşıyoruz. Yani Merkez Bankası, evet var biraz dolarları kasada ama daha fazla yükümlülükleri var. Yani bu çok büyük bir kırılganlık. Ama ben size daha önce başka bir şey göstereyim orada. Şimdi şu tepe noktası. Bakıyorsunuz ne zaman o? 2011 yazı. Ne oldu 2011 yılında? Biz geleneksel olmayan politikalara geçtik. Başka ne oldu? Ankara milletvekilimiz Durmuş Bey, Durmuş Yılmaz, Merkez Bankası Başkanı'ydı bu arada. Şu noktada o görevini bıraktı, onun yerine başkaları geldi. Ve o görevini bıraktıktan 3 ay sonra Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın rezervleri düşmeye başladı. Ve o düşüş, o düşüştür gidiyor. Neymiş? Geleneksel olmayan politikaları uydurup cinliklerle, akıllı politikalarla, akıllı gene tırnak içinde insanları kandırmak mümkün değilmiş. Vatandaşlar akıllı, piyasada yatırım yapan, kendi mevduatında tasarruflarını, değerini korumaya çalışan insanlar, geriye dönersiniz, doğruyu kendilerine göre buluyorlar. Yani piyasayı sürekli kandırmak mümkün değil. Ve bu da Türkiye Cumhuriyeti'nin geldiği noktayı gösteriyor. O zaman geri dönüp baktığımız zaman 2011'den beri yapılan yanlışlar, çok uzun bir listesi var. Bunu da yazılı paylaşırız. Onların yapılmaması gerekiyormuş demek ki, değil mi?